Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala insanı şerefli bir varlık olarak yeryüzünde yaratmış, ona diğer varlıklarda olmayan aklı, iradeyi ve ilmi vermiştir. İnsan oğlu ne zaman aklını, iradesini ve kendine verilen ilmi kullandı ise Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi ehsen-i takvim olan bir mertebeye varmıştır. Yine aynı insan oğlu ne zaman ki Allah'ın verdiği ilmi, iradeyi, aklı kullanmamış ise, nefsine düşmüş ise o zaman da yine Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi esfele sefilin olan, alçakların en alçağı olan bir mertebeye düşmüştür. Yüce Allah Mü'min suresinin 60. ayeti celilesinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Sadakallahul azîm. Halbuki Rabbiniz bana yalvarıp dua edin. Ben de istediklerinizin karşılığını size vereyim. Bugün bana ibadet etmekten yüksününseniz yarın hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir buyurdu. Yani değerli cemaat, buradan da anlaşıldığı gibi Yüce Allah bizlerin ona ibadet etmesini, ona kulluk etmesini bizlerden istemektedir. Nitekim gururlanarak, kibirlenerek ondan yüz çevirenler cehenneme gireceklerdir. Değerli kardeşlerim, kibrin üç çeşidi vardır. Bunlardan birisi Allah'a karşı kibirdir ki en büyük günah odur. Yüce Allah Kasas suresinde bunu bizlere şöyle belirtmektedir. Burada Allah bizlere 76. ayeti celileden 81. ayeti celileye kadar Karun'un olayını bizlere bahsetmektedir. Nitekim burada Yüce Allah bizlere şöyle buyurur. Muhakkak ki Karun Musa'nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık etmişti. Ona öyle hazineler verilmişti ki anahtarları cidden güçlü kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu. O zaman kavmi ona şöyle demişti. Gururlanma, çünkü Allah gururuna güvenenleri sevmez. Ve Allah'ın sana bu vergisi içinde sen ahiret evini ara ve dünyadan nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Ve yeryüzünde fesat arama. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez. Karun dedi ki, ben ona yalnızca bendeki bir ilim sayesinde ulaştım. Yani işte burada Karun gururlandı ve bendeki olan bu servete, bendeki olan bu mala ben yalnızca benim ilmimle ulaştım dedi. Allah'ın ondan önce o nesiller içinde kuvvetçe ondan daha şiddetli ve topluluk olarak daha çok nice kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Günah işleyenler günahlarından sorgulanmaz da. Derken Karun ihtişamı içinde kavmine karşı çıktı. Dünya hayatını arzu edenler ah ne olurdu şu Karun'a verilen gibi bizde de olsa. O cidden büyük bir bahtiyardır dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise yazıklar olsun size dediler. Allah'ın sevabı iman edip iyilik ile çalışan kimseler için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşturulur dediler. Derken biz onu
hem de sarayı ile birlikte yerin dibine geçirdik. O zaman Allah'a karşı yardımına gelecek taraftarları da olmadı. Kendini kurtaracaklar da değildi. Değerli kardeşlerim, bu kıssadan da anladığımız gibi Karun'un gururu kendisinin mahvolma sebebi oldu. Değerli kardeşlerim, şunu unutmamamız gerekir ki ululuk, büyüklük ancak Allah'a mahsustur. Kibrin ikinci çeşidi insanların peygamberlerine karşı gösterdiği tavır, gösterdiği kibirdir. Nitekim Mü'minun suresinin 33. ve 34. ayeti celilelerinde de Yüce Allah bize bunu şu şekilde bildirmektedir. Nuh aleyhisselamın kavminden refah içinde olanlar ve ona iman etmeyip de ahirete de kavuşmayı ummayanlar şöyle dediler: bu başka bir şey değil, ancak sizin gibi bir beşer değil mi? Ancak sizin gibi bir beşer, yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Ve şayet sizin gibi bir beşere uyarsanız, muhakkak ki siz o halde katiyen nasipsizsiniz. Değerli kardeşlerim, kibrin üçüncü çeşidi de insanın diğer insanlara karşı yaptığı kibirdir, aldığı tavırdır. İnsan kendisini diğer insanlardan üstün görmemesi gerekir. Nitekim Allahu Teala insanları eşit yaratmıştır. Yine Hucurat suresinin 13. ayeti cellesinde Yüce Rabbim bizlere şöyle buyurmaktadır: ey insanlar, biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Hem de sizi birbirinizle tanışasınız diye ayrı ayrı milletlere, ayrı ayrı kavimlere ayırdık. Ancak bizim katımızda değerli olanınız takva sahiplerinizdir. Yani Allahu Teala'dan en çok korkanınız onun katında en değerlinizdir. Değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi kibir insanı hem bu dünyada mahveden hem de ahiretini mahveden kötü bir vasıftır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de kibir hakkında bizlere şöyle buyurmaktadır: kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse bunu terk etmedikçe cennete giremez. Değerli kardeşlerim, yine Allahu Teala İsra suresinin 37. ayeti celilesinde bizleri çok şiddetli bir şekilde uyarmaktadır. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. Nitekim sen gösterdiğin o boyun ile ne yarattığımız dağları aşabilirsin, ne de bastığın yeri delebilirsin. Mü'mine alçak gönüllülük yakışır. Mü'mine kibir yakışmaz değerli kardeşlerim. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yine Furkan suresinin 63. ayeti celilesinde Yüce Rabbim bizlere şöyle buyurmaktadır: Rahman'ın o has kulları, o iyi kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazu ile yürürler. Onlara kendini bilmezler söz söylediği zaman onlar incitmeksizin selam deyip onların yanından geçerler. Değerli kardeşlerim, sahabe-i kiramdan birisi bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme: ey Allah'ın Resulü, ben güzel elbiseyi, güzel ayakkabıyı seviyorum. Bu kibir sebebi midir? Buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de o kimseye şöyle buyurdu: Allah güzeldir, güzel olanı sever. Kibir ise haktan yüz çevirmek ve insanları hakir görmektir. Bir gün yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size cennetlikleri haber vereyim mi buyurdu. Sahabe-i kiram evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
O kimseler ki tevazu sahibidirler, alçak gönüllüdürler. İnsanların hor, hakir gördüğü kimselerdir. Fakat Allahu Teala'ya dua etseler, Allahu Teala o kimsenin duasını hemen kabul ediverir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size cehennemlikleri haber vereyim mi? O kimseler ki kalbi katı, cimri ve kibirli olan kimselerdir buyurdu. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde tevazu sahibi kimseleri şu şekilde müjdelemektedir. Kim Allah rızası için bir derece tevazu gösterir ise Allahu Teala da o kimsenin derecesini hem kendi katında hem de insanlar katında yükseltir. Aynı şekilde kim de bir derece kibir gösterir ise Allahu Teala o kimsenin derecesini de alçaltır. O kadar alçaltır ki insanlar katında en alçak mertebeye düşer. Mümine düşen görev tevazu sahibi olmaktır. Değerli kardeşlerim, Rabbim bizleri Rahman'ın has kullarından eylesin. Rabbim bizleri her türlü kibirden, kötülükten muhafaza eylesin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.